İlk defa yurt dışına çıkacak olanlara ben her zaman Balkanları tavsiye ediyorum. Hem coğrafi olarak hem de kültürel olarak. Üçüncü olarak tabii ki bazı pratik bilgiler, değil mi? Mesela ucuza bilet almak istiyoruz. Ne yapacağız? İşte gidiyorlar, fotoğraf çekiyorlar vesaire falan. Geliyor. Soruyorum. Abi ne yaptın? Ne gördün orada? Ya harika bir yerdi, mükemmel bir yerdi falan. Merhaba, ben Salih Üzgenç. Bir süredir geziyorum. Dünyayı görmeye ve dünyada kendime ait izler bulmaya çalışıyorum. TRT ekranlarında, TRT Türk ekranlarında daha ziyade programlar vesilesiyle belki tanıyanlar olacaktır. Balkan Saati isimli bir gezi programı hazırlayıp sunduk. Şu an yeni programların, yeni heyecanların peşindeyiz ve gideceğimiz rotaları, göreceğimiz insanları merakla, heyecanla bekliyoruz. Ben gazetecilik mezunuyum. Belki gazetecilik mezunu olmam vesilesiyle zaten medyaya hep bir yatkınlığım, bir ilişkim vardı yani. Daha önce de muhabirlik yaptım, dergilerde çalıştım, radyo programı hazırlayıp sundum, televizyon programı hazırlayıp sundum. Ama bir gezi programı yapmak, gezerken aynı zamanda çalışıyor olmak hakikaten çok anlamlı, çok güzel. Seyahat dediğim şey aslında yolculuk etmek, biliyorsunuz zaten anlam olarak da. Ve seyahat eden insanlara da seyyah diyoruz. Aslında seyahat kültürü bir insanda varsa kendisini seyyah olarak tanımlayabilir. Ama seyyahlık aslında bir taraftan da doluluğu gerektirir. Bu doluluk sadece maddi doluluk değil. Yani cebimizde paramız olması, buna uygun kıyafetlere sahip olmamız ya da şu an işte gördüğünüz gibi bir her seyyahın muhakkak yanında bulundurması gereken bir kahve termosuyla gezmesi değil. Aynı zamanda seyahat eden insanın gideceği yere dair bilgi sahibi olması gerekiyor. Ben gazetecilik kökenli olduğum için o reflekse biraz kendi mesleğimden yola çıkarak şöyle bir tanımlama yaptım. Dedim ki gideceğimiz yerin 5M1 kastını çıkaralım. Yani bizim gazetecilikte kullandığımız, haber yazarken kullandığımız en önemli kavramdı 5M1K. Hatta dönem dönem 6M1K ya da 7M1K gibi de adlandırılıyor. Nedir o? Ne, nerede, ne zaman, nasıl, neden ve kim soruları. Yani gideceğimiz yerin neresi olduğunu, gideceğimiz yere neden gideceğimizi, gideceğimiz yere nasıl gideceğimizi ve kimle gideceğimizi. Yani yol arkadaşı, ki biz ne deriz? Evvel Refik, badel Tevfik. Yani aslında bizim her zaman bir yol arkadaşımız olmalı. Biz programlarımızı çekerken çok iyi bir ekip ortamıyla gerçekleştirdik çekimlerimizi. O yüzden yolculuklar sadece bizim program çektiğimiz bir aşama olmadı. Aynı zamanda insanlarla konuştuğumuz, yol arkadaşlarımızla çok farklı duyguları paylaştığımız bir dönem oldu. Ve hep şey deriz ya, bir insanı bir ticarette tanırsın, bir de yolculukta tanırsın. Biz ikisini de yapmış olduk ve dostlarımızı, yani ekip arkadaşlarımızı da çok iyi tanımış olduk. Hepsini toplayacak olursak tekrar söyleyeyim. Yani bir yere gitmeden önce, seyahate çıkmadan önce muhakkak ilk olarak 5N1K. Gideceğimiz yerle alakalı. Eğer yurt dışına gidiyorsak Google'a, arama motorlarına şunu yazacağız. Ben nereye gidiyorum? Acaba son bir haftada gideceğim yerde neler oldu? Gündeminde ne var? O ülkenin, o yapının, gitmek istediğim yerlerin acaba nasıl bir haleti ruhiyesi var? Sadece görüntü değil, sadece mimari değil. Mimari çünkü bazen aldatıcı olabilir. Eğer bina görmek istiyorsanız, bina çok var dünyada ama o binaya acaba hangi mimari anlayış sebebiyet verdi? Acaba o bina yapan insanların ruh halleri nasıldı? Ve tarih izlerine bakacak olursak, acaba bizim çok kadim olan medeniyetimiz, Osmanlı medeniyetinden bahsedecek olursak eğer, dünyaya bıraktığı izler acaba nerelerde teşekkül etti? Bunlara bakmamız gerekiyor ki ben Balkanlara daha ziyade yolculuk yaptığım için burada hep kendi ecdadımın, kendi milletimin izlerini görmüş oldum. Bir de tabii bazı püf bilgiler var. Yani püf bilgiden kastım çok böyle bilinmeyen bilgiler. Nedir o? Mesela İşkodra. Arnavutluk'un kuzeyinde bulunan, Karadağ sınırında bulunan bir şehir. İşkodra Avrupa'da en çok bisiklete binilen 7. şehir. Yani hakikaten sokakta herkes bisiklete biniyor. Bir caddesi var mesela İşkodra'nın, Pedonalia Caddesi. Bu caddede bisiklete binen insanlar görebilirsiniz. Hatta onu deneyimleyebilirsiniz. Muhakkak bisiklete binmenizi tavsiye ederim. Akabinde Üsküp'e gittiniz. Üsküp'ün zaten bir kısmı Türk şehri. Osmanlı çarşısı var, eski Türk çarşısı var. Burada Türkçe konuşan insanlar göreceksiniz. Ve tabii ki ne yiyeceksiniz orada? Çevapi yiyeceksiniz. Balkanların tamamında var olan en güzel yemeklerden biri. Çevapi, çevapçici. Yani farklı dillerde farklı telaffuzları olan bir köfte çevapi. Ve en güzellerini de tabii ki Balkanlarda yiyorsunuz. Prizren'e gittiniz. Mesela Prizren'de Sinan Paşa Camii'nin hemen önünde bir tane çeşme var. O çeşmenin bir efsanesi var. Özellikle bekar arkadaşlar burada dikkat kesilsinler. O çeşmenin sağ tarafındaki musluktan su içerseniz rivayete göre, efsaneye göre Balkanlara, Prizren'e tekrar geliyorsunuz. Ama sol taraftaki musluğu tercih ederseniz ne oluyor biliyor musunuz? Oradan biriyle evleniyorsunuz.
O yüzden böyle bir tarafı var. Bizim ekip arkadaşlarımızdan bazıları mesela şişeye doldurmuştu. Hani yanımızda götürürüz içeriz falan diye. Ama oradan evlenmedi arkadaşımız. Tabii bunların bir efsanevi tarafı var. Ama hikaye şu, Balkanlar doğal güzelliğinin yanında her zaman bir efsaneyi beraberinde taşımış. Aynı Saraybosna'daki Sebil'de de aynı hikayenin olduğu söylenir. Yani bir tarafındaki musluktan su içersen buraya tekrar geliyorsun. Diğer taraftaki musluktan su içersen buradan biriyle evleniyorsun gibi. Saraybosna demişken Bosna Hersek'e bir temas edelim. Mesela Bosna Hersek'e gittiniz. Görmeniz gereken doğal güzellikler var mı? Var. Mesela Mostar Köprüsü. Dünyanın en önemli köprülerinden biri. Ama Mostar Köprüsü ile Saraybosna ile Bahçarşı ile biz Bosna Hersek'i sınırlandıramayız. Srebrenica muhakkak görmemiz gereken bir yer. Dünya yüzyılının, belki modern yüzyılın yaşadığı en büyük soykırımlardan biri. Gözümüzün önünde değil mi? 30 yıl öncesinde yaşanan en büyük soykırımlardan biri. Srebrenica'yı görüp orada yaşanan acılara tanıklık edebiliriz. Bu bizim aynı zamanda Balkanların, az önce bahsetmiştim ya, kan oluşuna işaret eden tarafını görmemizi sağlar. Çünkü sadece gördüğümüz yerlerin doğal güzellikleri, mimarisi, tarihi, yemekleri sınırlamaz. Aynı zamanda sınırları dışına çıkaran acılar, hikayeler de görülmeli. Mesela Srebrenica'ya gittiniz. Oradan ne hediye alacaksınız, Türkiye'ye getireceksiniz? Hiçbir şey. Tek bir şey alabilirsiniz. Srebrenica çiçeği olarak adlandırılan, değil mi? Srebrenica gülleri. Orada Srebrenica annelerinin yapmış olduğu, çocuklarının yaslarına binaen yapmış oldukları böyle örgüden yapılan 11 yapraklı çiçekler. Ortasında böyle yeşil bir halka olan, o çocuklarını temsil ediyor. Orada şehit olan çocuklarını temsil eden ve etrafındaki 11 yaprakta 11 Temmuz soykırımın yaşandığı günü temsil ediyor. Bu oradan bir hatıra olarak bize gelebilir. Yani getirdiğimiz hediyenin de bizde farklı bir izlenimi olabilir. 5N1K bu arada hakikaten önemli yani. 5N1K çok çok önemli. Mesela hani kimle gideceğimizden bahsettim değil mi? Kim olduğu yanımızda çok önemli. Ailemiz olursa bilhassa çok çok önemli. Peki ne zaman gideceğim? Mesela iklim. Şu an bakın ben böyle bir artık hani kışa doğru dönen bir havada olduğumuz için ne yapıyorum? Böyle bir mont alıyorum. Bizim yaşadığımız ülkede mevsim böyle olabilir ama benim gideceğim yer belki kutuplara yakın bir bölge. Hava muhtemelen daha soğuk olacak. O zaman benim ne zaman gideceğim de önemli bir soru. Benim oraya neden gittiğim bambaşka önemli bir soru. Çünkü neden gittiğim aslında benim orada var olma nedenimi ortaya çıkaracak. Yani sakın beni kimse yanlış anlamasın. Biz bunu çok görüyoruz. İşte gidiyorlar, fotoğraf çekiyorlar vesaire falan. Geliyor. Soruyorum. Abi ne yaptın? Ne gördün orada? Ya harika bir yerdi, mükemmel bir yerdi falan. Abi ne var peki yani? Ne kazandın? Ne kattı sana? Bir daha gitmek istiyorum. Tamam da ya sen ne oldun? Artık döndükten sonra ben daha farklı görüyorum ya da ülkemi, Türkiye'yi daha farklı görüyorum diyebiliyor musun? Mesela şunu diyebiliyor musun? Buradaki insanlar daha misafirperver. Böyle bir izlenim elde edebildin mi? Bunu yapman için ne lazım? Oradaki insanlarla konuşman lazım, diyaloğa geçmen lazım. Sen yabancı dil bilmiyorsun diyelim. Ve eksi mesela yabancı dil bilmemek. Eksi, ciddi manada eksi. Ha yabancı dil bilmiyorsun ama İletişim kurmak istiyorsun, okey. Ama bunu da yapmamışsın. Fotoğraf çektin, sosyal medyada paylaştın ve döndün. Yine sen aynı sensin. Demek ki benim orada bulunmamın benim için bir nedeni olmalı. Bu nedene odaklanmak lazım. Mesela 6N1K'ya çıkaracaksak 5N1K'ya niçin sorusu değil mi? Niçin? Niçin aslında biraz da derin bir soru. Niçin sorusu. Bunun içini doldurmak lazım. Niçin'in kelimesinde ne var? İçin kelimesi var. Yani bu da muhtevayı işaret ediyor. Bir içerik bazlı hareket etmek lazım. Eğer biz bu dönemin insanlarıysak, sosyal medya hayatımızın parçasıysa demek ki benim gördüğüm yerleri hikayeye dönüştürmek gibi bir görevim de olabilir. Artık çok kolay video yapabileceğim uygulamalar var mesela sosyal medya için veya fotoğraf paylaşıp altına yazı yazabilmek gibi bir imkanım var. Demek ki ben için tarafını da doldurup içeriye yüklenip de bir taraftan içerik paylaşarak insanlara örnek teşkil edebilirim. Nasıl sorusunu ekleyeceğiz. Çok önemli bir soru. Nasıl sorusu? Çünkü ben uçakla gidiyorum ama kimisi örnek veriyorum Balkanlara arabayla gitmek isteyebilir. Trenle gitmek isteyebilir. Bu da bir farklı bir yöntem. Nasıl bana yolculukta edineceğim başka tecrübelerin de kapısını aralayacak. Arabayla giderken arabada yolculuk ettim belki 3 arkadaşım. Onların yol hikayeleri. Çünkü kilometrelerce, binlerce kilometre yol yapacağım onlarla. Bambaşka bir tecrübe. Ya da otobüsle gitmek. Benim mesela bir Azerbaycan yolculuğum var. Otobüsle yaptığım yani İstanbul merkezli Gürcistan üzerinden Azerbaycan yolculuğu bambaşka bir deneyim. Yani o yolculuğu yaptığım tüm arkadaşlarımın hayatında çok önemli bir deneyimdir o. Bu tecrübe bana nasılın da aslında ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ve tabii ki ne sorusu? Ne? En baştaki zaten soru bu. Ne? Ne? Yani ben nereye gidiyorum? Ne? Ne olacak yani? Bunun maksadı nedir? Eğer Balkanlara gidiyorsam Balkanların benim 500 yılı aşkın bir süre kader ortaklığına sahip bir parçam olduğunu bilmem lazım. Eğer Afrika ülkelerine gidiyorsam buranın siyasi olarak, kültürel olarak, ekonomik olarak yüzyıllardır sömürüldüğünü bilmem lazım.
oradaki insanların sırf ten renginden dolayı çok farklı baskılara maruz kaldığını bilmem lazım. Orta Doğu ülkelerine gidiyorsam oranın gündemine bakmam lazım ki şu son dönemde biliyorsunuz zaten sürekli savaşlarla, yıkımlarla anılan ülkeler. Ve benim oralarla da kader ortaklığım var. Eğer Avrupa'ya gidiyorsam Avrupa'nın benim belki de gurbetçi dediğimiz orada yaşayan Türkler üzerinden farklı bir okumaya sahip olduğunu bilmem lazım. Çünkü Köln'deyiz diyelim, sokakta Türkçe konuşan insanlar göreceğiz. Bakıyoruz Türkçe konuşuyorlar. Bizdenler. Karamanlı, Konyalı, Çorumlu, Malatyalı, Ispartalı. Bu insanlarla konuşacağım. Bu yüzden gideceğim yerin ne olduğu tarafı da çok önemli. Bazı pratik bilgiler. Mesela ucuza bilet almak istiyoruz. Ne yapacağız? İnternete gireceğiz en başta. Şöyle bir alternatif karşılaştırmalı sitelere bakacağız. Belli siteler var. Buralara özellikle havayolu şirketlerinin kendi siteleri başta olmak üzere alternatif karşılaştırmalar yapıp bir fiyat denklemi çıkaracağız. Ve fiyat denklemi çıkardıktan sonra gerekirse, bu çok önemli bir bilgi, geçmişimizi temizleyeceğiz, yani internet arama bilgimizi temizleyeceğiz. Ön belleği boşaltırsak bu sefer web siteleri bizi yeni bir kullanıcı olarak, yani tekil olarak yeni bir kullanıcı olarak görüyor. Ve bu vesileyle belki o an birisi biletini iptal etmiştir ya da ucuza bir bilet düşmüştür. Onu görme imkanımız oluyor ama aynı oturumda, aynı geçmişte tekrar aynı siteye girersek bu sefer biz aynı kullanıcı olarak gözüküyoruz. Bilet işini hallettikten sonra, ki bu arada biletle alakalı şunu da söyleyelim, havayolu şirketleri çok ciddi kampanyalar yapıyor. Onların bültenlerine ben üyeyim. Yani bütün havayolu şirketlerinin aşağı yukarı bültenlerine üyeyimdir. Bana mail olarak düşüyor. Bakıyorum orada ucuza bilet varsa bazen alıyorum ya da ekip arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Biletimizi alıyoruz, açığa alıyoruz, yıl içerisinde kullanıyoruz. Mesela bu çok güzel bir yöntem. Üçüncü olarak, mesela eve gittik, şimdi valiz hazırlayacağız değil mi? Bu çok yaşanan bir krizdir. Özellikle evli arkadaşlar beni şu an iyi anlarlar. Bazen eşler valizi hazırlıyor, tamam mı? Benim birkaç arkadaşlar mesela duyduğum bir hikaye. Ya işte eşim valize istemediğim bir şey koymuş gibi. Ben her zaman valizin kişi tarafından kendisi için hazırlanmasını tavsiye ediyorum. Herkes valizini kendisi hazırlasın. Kendine uygun, kendine rahat olarak gördüğü kıyafetleri valizine koysun. Ve muhakkak ama muhakkak YouTube'da çok güzel videolar var. Valiz yerleştirme videoları. Mesela özellikle iş seyahatine çıkacak olan arkadaşlar, takım elbiselerinizi valize koymak istiyorsunuz. Valize takım elbise kırışmadan nasıl koyulur? Bunun videosu var. Bunu izleyin. Bunu izledikten sonra o takım elbiseyi göreceksiniz. Böyle çıkardığınızda jilet gibi hala giyime uygun bir şekilde karşınızda olacak. Ve tabii ki havalimanına gittik. Orada özellikle İstanbul Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'nda bulunan ekspres bagaj seçenekleri. Burada hiç sıra beklemeden, yani kontuar sırası beklemeden bagajımızı teslim edebiliriz. Bunları zaten birçok izleyicimiz biliyordur diye tahmin ediyorum ama ben paylaşmak istedim. Ve yine güzel bir imkan, e-pasaport geçişi. E-pasaport geçişinden de normal pasaport sırası kontrolü beklemeden hızlıca geçebiliyoruz. Bunlar çok zaman kazandırıyor bunları bilmek. Tabii bazı havalimanlarında böyle farklı yöntemler de var. İşte şu kapıdan girersen böyle olur, alt kata dolanıp otoparktan çıkarsan böyle olur gibi. Bunları deneyimleyerek öğrenmek daha makul olacaktır. İlk defa yurt dışına çıkacak olanlara ben her zaman Balkanları tavsiye ediyorum. Hani Balkanlara gittim geldim diye değil. Hem bizden bir parça taşıdığı için, bir yurt dışı olmasına rağmen bizden parça taşıdığı için, hem de bize uzak olmadığı için, hem coğrafi olarak hem de kültürel olarak. Evet, aslında bugün yolculuktan bahsettik, seyahat etmekten bahsettik ve belki bazı pratik bilgiler sizlerle paylaştık. Burada önemli olan şu, bu rotaları yaparken, bu yolculukları yaparken yanımızda aslında kalbimizden, içimizden bir ses var mı yok mu, buna bakmak lazım. Ben buraya niye gidiyorum sorusu, hep bahsettim o 5'en 1 kal sorusu burada devreye giriyor. İnsanın hayatında çok engel var. Stresli hayat yaşıyor. Her birimiz öyleyiz. Yani bir ev kadını da stresli bir hayat yaşıyor. Bir beyaz yakalı olarak adlandırdığımız plazada çalışanlar da aslında stresli bir hayat yaşıyor. Bir siyasetçi de öyle, bir sporcu da öyle, bir öğrenci de öyle. Burada stresten uzaklaşmanın bir yolu yolculuk olabilir. Bakın ne diyorum? Yolu yolculuk olabilir. Yani aslında anahtar kelime yine yol kelimesinde. Yollardan ayrılmamak lazım ve sevmeye, gezmeye, öğrenmeye kendimizden başlamak lazım.